Efendim tekrardan herkese merhabalar. Kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sevgili Beste Nasuhsül şimdi bizlerle. Beste günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Gözüm Bitcoin'de. Evet. Tekrardan yeni rekorlara adım atıyoruz diyoruz Bitcoin'de. Her düzeltme bir alım fırsatı mı diye soruyordum ya sana Beste. Şu an her düzeltme bir alım fırsatı gibi görünüyor. Ne dersin Bitcoin? Kesinlikle zaten baktığımız zaman 20 bin hazırlıkları da başladı. Bununla birlikte volatilitenin arttığını görüyoruz. Raporların yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Bununla alakalı en fazla sevindirici haberi geçen hafta burada da sen okumuştun. 169 yıllık bir sigorta devi şirketi MES Group'un 100 milyon dolarlık bir Bitcoin alımı vardı. Tabii burada olay 100 milyonluk bir Bitcoin alımı mı? Hayır. Biz sembolik demiştik hatta bunun için. Aynen, sembolik demiştik. Hatta daha da ileri gidip ayağımız alışsın demiştik. Ve JP Morgan da öyle söylemiş. Baksana sigorta şirketlerin Bitcoin yatırımı artabilir demiş. Yani ayaklar alışıyor galiba. Evet, yani ve şunu da söyleyeyim. Bu grubun 635 milyar dolarlık bir varlık yönetimi var. Kripto paraların bugünkü, yani ben evden çıkarken diyormuşum, piyasa değeri 540 milyar dolardı. Dolayısıyla tüm o 8 bin adet CoinMarketCap'te listelenen kripto paradan daha yüksek, daha fazla bir market piyasa büyüklüğüne sahip bir şirketin alımından bahsediyoruz. Biz eskiden şöyle düşünürdük. Yani bireyseller buradaki fırsatı kaçırma korkusuyla almak için birbirleriyle yarışırdı. Buna da FOMO, yani Fear of Missing Opportunity'nin kısaltılmışıydı. Ama şimdi bir baktık, kurumsallar neredeyse sıraya girmeye başladı. Yakında kurumsallardan bireysellere yer gelir mi, sıra gelir mi bilemiyorum. Bitcoin açısından söylüyorum. Diğer tabii ki de 7999 tane altcoin daha var ama durum Bitcoin açısından bu şekilde. Evet, şimdi birazdan grafiklerine de bakıyor olacağız ama Beste, şunu da mesela sana sormak istiyorum. Yani şimdi bu kripto paralarla ilgili bir de yani evet, çoğu kırılmış olsa da hala piyasada bir ön yargı var. Bu ön yargı mesela nasıl kırılacak? Ben bunu şeye benzetiyorum. Bu örneği sanıyorum vermiştim ama mesela zamanında Bill Gates'in internet konusunda yaptığı yorumlara. Biliyorsun interneti reddetmişti çünkü. Evet. Ama şu an mesela internet hayatımızın her yerinde ve Bill Gates de zaten asıl parayı internet üzerinden kazandı. Şimdi aynı şekilde mi olacak mesela bundan sonraki süreçte? Yani bu reddedenleri de ileride mesela kripto paralarla haşır neşir mi göreceğiz? Çünkü yani buna ne kadar hızlı giriş yaparsak o kadar iyidir diye düşünüyorum. Neden? Az önce piyasa büyüklüğünü söyledin. Evet. Yani bunu reddediyor olmam, bu piyasa büyüklüğünü, burada bir para var ve cidden çok büyük ve derin ve likit bir piyasa. Yani bunu reddediyor olmam o piyasayı yok sayabilmem anlamını taşımıyor çünkü. Kesinlikle öyle. Zaten hani ben de buraya gelirken Twitter'da bazı işte tartışmalara şahit oldum. Yani bir bireyin ya da bir grubun bunu reddetmesi bu piyasanın çöp olduğu veyahut da bu piyasanın kötü olduğu anlamına gelmez. Bu piyasa artık kurumsalların da girdiği ve şunu da söyleyeyim, yani bilançosunu olsun, araştırmacıları olsun, yani birçok kişinin ve sektörün içinde bulunduğu bir büyük bir sektör, bir dev haline gelmeye başladı. Bunu ben inanmıyorum deyince elinizin bir kenarıyla atmış, bu piyasa bir tarafa yıkılmış anlamına gelmiyor. Hı hı. Tam tersi, sizin burada giydiğiniz, taktığınız gözlüklerle koca bir dünyayı kaçırmanız anlamına geliyor. Bu piyasada sadece kripto paralar değil, aynı zamanda ilk kez Bitcoin ile birlikte kullanılmaya başlayan bir blockchain teknolojisi söz konusu. 2008-2009 yıllarında. Dolayısıyla buradaki teknolojiyi anlayamamak, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bunu reddedenler, bu teknolojiyi anlayamayanlar aslında artık olmaya başladı. Visa mesela şöyle bir şey var. Bugün bir video izledim. Bugün dün bir adam giriyor bir hamburger mağazasına, hamburger satan mağazasına. Dolayısıyla gidiyor oradan Visa kartıyla Litecoin harcayarak hamburger yiyor. Ve hani artık bonus mu kazanıyor, ne yapıyor bilemiyorum ama artık yaygınlaşmaya, kullanılmaya da başladı. Biz mesela hep paranın eski tanımıyla bunu karşılaştırıyoruz. Yani paranın şekli bu, bu paranın bu şekline uymuyor, dolayısıyla bu para değildir diyoruz ama yani en basitinden 2008'lere falan, daha çok geriye gitmeyeceğim. Şu pandemi döneminde bile paranın formu bile ne kadar fazla değişti. Şu anda kağıt parayı eline alan yok neredeyse. Ya doğru, ben de kullanmıyorum mesela. Artık kullanmıyorum. Özellikle pandemi döneminden sonra mesela öyle bir hal aldı bende de. Yani hani
Çünkü Çin'den de en son açıklama gelmişti biliyorsun. En çok kağıt paralarla bunun yayıldığı, işte hastalığın en çok kağıt paralarla el değiştirdiği konusunda hepimiz online ödeme sistemlerine döndük ve bankalar hatta şifresiz online ödeme sistemlerine limitleri arttırdılar biliyorsun yani. Aynen. Daha konforlu alışveriş yapabilirsin herkes diye. Yani keza sadece kağıt parayı da geçtim. 2018'den beri olan bir konu bu. G20 Maliye Bakanları toplantısında ilk gündeme gelmişti. Ülkelerin paralarının dijitalleşmesi. Ama 2018'den beridir yapılmayan bu çalışma son 6 aydır öyle bir hız kazandı ki aslında ticaret savaşlarının arkasında biz bunun olduğunu fark etmeye başladık. Yani dolayısıyla şu anda paranın formu değişiyor. Yeni olan bu formu eski paranın formuyla karşılaştırmak da eskide kalmak anlamına geliyor. O yüzden artık çok şey değişiyor. Çok şey hız kazanmaya başladı. Dolayısıyla Bitcoin'i de atıyorum Ethereum'u da veyahut da blockchain teknolojisinde yer alan, alım satımı yapılan tüm paralarında bu yeni haliyle eskiye benzetilmeden karşılaştırması gerekiyor. Çok kısa bir örnek daha vermek istiyorum izin olursa. Mesela bu konuda hep ne diyorduk? İşte ne kadar para basarsan o kadar enflasyon üretesin diyorduk. Doğru mu? 2008'den beri böyle bir şey artık geçerli değil. Yani ekonominin formu bile, ekonominin kuralları bile değişmeye başladı. Doğru. 2008 yılından. Hatta iktisatın kuralları 2020 yılında yeniden yazıldı diye biliyorsun kesinlikle söylemler öyle var. Kesinlikle öyle. O zaman bir de teknik seviyeleri konuşalım mı olur, istersen? Konuşalım. Bitcoin'le başlayalım. Merak edenler için BES'te yeni yeni daha büyük rekorlar gelecek mi Bitcoin tarafında? Geri çekilmelerde hangi seviyeleri izleyeceğiz? İstersen Bitcoin'deki rakamları konuşalım. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir baktığımız zaman aslında bir izin olsa ayağı bir... Tabii lütfen. Anlatmak isterim. Şöyle bir dakika mikrofonda bir kontrol ederim. Bu sefer yıkılmasın. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman bu açıdan değerlendirdiğimizde yine gün içerisinde 19.500'ler denendi. Zaten şu 17.600'lerden en son geldiğimde bu fiyattaydık ki 19.000 seviyesine başladığımızda söylemiştik. Burada satışların gelmesinin sebebi korkudan değil. Buradaki satışların sebebi madencilerin 20.000'e yakın seviyelerde yüksek maliyetlenmesiydi. Mesela paranın bir senyoraj değeri var ya, bir çıkarma maliyeti var ya. Burada da Bitcoin'in bir üretilme maliyeti var. Yani aslında parayla da yine benzer durumlar da söz konusu. Dolayısıyla artık ASIC dediğimiz yeni bilgisayarlar, yeni enerji tüketimi olsun. Bitcoin'in 20 bin lira geldiğinde bir madencinin maliyetleri yine aynı şekilde 10 bin doların üzerine çıkıyor. Ve daha önceki dönemlerde de madenciler Bitcoin 12 bin doları geçene kadar hep maliyetin aşağısı beklemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bir yüksek maliyet, iki yüksek maliyette kalma korkusu buralardan madenci satışlarını gerçekleştirdi. Ama son olarak da baktığımızda da şöyle bir durum da var. Madenci satışları kantitatif olarak maksimum düzeye ulaşmış durumda 7 Aralık haftası. Dolayısıyla bu kadar yükselen bir grafik eğer zirveye ulaşıyorsa biz artık buradan bir dönüş bekleriz. O nedenle 20 bin dolar yakınlarındaki bu madeni satışlarının artık yavaşlamaya başlayacağını, hatta yavaş yavaş durmaya başlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla 20 binden olan bu satış belki de buralarda dip yapmış olabilir ve teknik anlamda da 19 bin, geri çekilmelerde de 18.500'de şurası da, tam olarak şurası da sarkma alanımız, 18.800 seviyeleri bizim sarkma bölgemiz olarak gün içi takip edilecek. Hatta bir grafiğimiz daha var bununla alakalı, volatilite grafiğimiz var. Geçelim istersen ona bir de. Evet, yavaş yavaş artık volatilitelerde toparlanma görmeye başladık. Ve şunu da söyleyeyim, bu volatilite toparlanması 20 bin belki de kırma hazırlığı olarak da gözlemlenebilir. Hem kurumsal yatırımcıların girmesi, hem bireysel yatırımcıların girmesi. Toparlanması yaşıyor. Aynen öyle. Bir güç toparlanması yaşıyor. O yüzden buradaki volatilitenin artışı şu anda bizim bir önceki grafiğimizden, ben tekrar çok yordum bugün yönetmenimiz ama rica edeceğim. Bir önceki grafiğimize dönebilirsek sevgili yönetmenimizden rica edeyim. Biraz daha oraları zorlamaya, yani 20 bin dolarları zorlamaya başlarken volatilitedeki bu artışta Bitcoin grafiğini bir daha açabilir miyiz rica edeyim yönetmenimden? Evet, önemli bir sinyal olarak da biz algılıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, 20 bin seviyesi gerçekten kuvvetli bir seviye değil. Çünkü şurada atıyorum Mart ayında gördüğümüz ya da 2017'deki gördüğümüz 20 binle şu anki 20 bin arasında dağlar kadar fark var. Ne var?
kurumsal alışlar var, piyasa büyüklüğü değeri var. Yani her gördüğün 20 bin, 20 bin değildir demek istiyorum ben burada. Evet, Beste, o zaman tüm hızımızla devam edelim. Ethereum diyelim, bir de Ethereum grafiğimiz gelsin madem. Ripple ve Litecoin de var soranlar için. Bugün Beste herkesin sorularını teknik anlamda yanıtlayacak sanıyorum. Ben açıkçası ne olur ne olmaz Ripple grafiği de getirdim, Litecoin grafiği de getirdim. Şimdi bu Ethereum grafiği. Şimdi Ethereum'da şuralardayken yanılmıyorsam 590 dolarlar dedik ve buralardaki hareketlerde bizim Ethereum'un daha iyi seviyelere geleceğini söylemiştik. Bununla birlikte bir düzeltme oldu piyasada. Doğru. Ki zaten bu beklenilen bir düzeltmeydi ki sağlıklısı da buydu. Şimdi yeşil olan ana trendimiz, mavi olan ise standart sapma gibi kullandığımız sarkmaların olduğu düzeyler. 570 dolar buranın artık ana desteği olmakla beraber buranın üzerine toparlanması şurada bir çift tip formasyonu oluşturabilir. Buranın da toparlanması demek 631 dolar seviyesine tekabül ediyor. Ethereum'da böyle bir çift tip oluştu. Dolayısıyla 570'in üzerinde kalmamız şuradaki boyun çizgisini bozmayacağı için Ethereum'u yukarı doğru, yani 630 dolar hedeflerine doğru çift tip formasyon olarak karşımıza çıkartabilir. Buradaki toparlanmayla beraber 2-0'a geçtik biliyorsun. Buradaki stake edilen tutar halen daha yükselmeye devam ediyor. Yani yatırımcılar bir şekilde paralarını Ethereum'u park etmeyi sürdürüyor. Şöyle söyleyeyim, buraya Ethereum'u stake ediyorsun. Yani nasıl desem, paranı alıyorsun, faize kitler gibi burada Ethereum kitliyorsun. Ve 2 sene boyunca bunu çekemiyorsun. İnsanlar 2 sene çekemeyeceğini bile bile geliyorlar, burada stake ediyorlar. Bunun madencilik ödünlerinden yararlanmak ve Ethereum'un belki de 2 sene sonra çok daha iyi yere geleceğini düşünerek Ethereum'larını buraya 2 sene boyunca kitliyorlar. Kitliyorlar. Peki o zaman dönelim istersen, çünkü vaktimiz daralıyor. Bir de Ripple dedik az önce, soranlar var. Malum dün de soranlar vardı. Bir Ripple grafiğimizi alalım ekranlara. Vakit kalırsa Litecoin'e veda ederiz. Ripple'da hep 12 Aralık'tan bahsetmiştik. Özellikle 12 Aralık airdrop'u ile birlikte Ripple'da büyük bir düşüş beklediğimizi söylemiştik. Ki büyük düşüş tam olarak 12'sinde geldi zaten. Yani insanlar airdrop ne demek? Aynı az evvel anlattığım stake mantığı. Ne yapıyorlar? Ayın 12'sine kadar Ripple alıyorlar. Ayın 12'sinde aldıkları Ripple'ın bir ekran görüntüsünü çekiyorlar. Benim hesabımda bu kadar Ripple biriktirdim diyorlar. Ondan sonra Ripple'larını bozduruyorlar. Dolayısıyla büyük bir düşüş gördük. Şimdi bu büyük düşüşün ve aynı zamanda bu trendten uzaklaşmasıyla beraber buradaki ara açıldı. Bununla birlikte çift tip görüntüsü aslında değil ama sanki bunun bir oluşum, bir hazırlığı var gibi duruyor. Bu seviye neresi? 48-65 seviyesi. Aşağıdaki düzeltme bitişimizde 45-30. Dolayısıyla burada 48-60'larda tutulması Ripple'ın 0.51-0.52 bandına doğru yavaş yavaş bir tepki vermesi sağlayabilir. Ama şunu söyleyeyim, teknik açıdan Ripple'da olumlu değilim. Ama şu da var, biz iCrypex araştırma olarak 2021 yılında özellikle PayPal'ın listelediği diğer 5 kripto para biriminin arasına Ripple'ın da girmesini bekliyoruz. Böyle bir haber gelirse burada teknik temel işlemez, buradaki Ripple alır başını. Nasıl Bitcoin 12 binlerden 14 binlere hızlı bir çıkış yaptı, bu da Ripple'ın önünü açabilir. Keza şöyle söyleyeyim, Ripple son yapmış olduğu hareketlerle beraber ilk 10 sıralamada Tether'in de üzerine çıkarak 3. sıraya yükseldi kripto para sıralamasında. O yüzden Ripple'ın PayPal gibi bir potansiyeli duruyor. Bu bizim beklentimiz. Dolayısıyla teknik olarak şu an için çok olumlu bir, yani 48'den 51'lere tepki vermesi tabii ki de çok küçük adım. Ama PayPal'ın listelemesi daha büyük bir adım. Daha büyük bir adım olacaktır. Beste, çok teşekkür ediyorum. Litecoin sözümüz vardı ama süremiz bitti. O zaman soranlar ve merak edenler için bir sonraki programımızda tekrardan konuşuruz diyelim. Evet sevgili Beste Nasuhlu bizlerleydi efendim. Böylelikle kripto paranın da sonuna gelmiş olduk. Saat 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.